Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Bu hafta toplumsal cinsiyetten başlayıp elektrikli bir program yapıyoruz. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Ben Ulaş Bayraktar, vizörde sevgili Yahya Kuruş var yine. Bu hafta 6 Mart'ta yayına giriyoruz. 8 Mart itibarıyla eminim yaşadığınız kentlerde belediyelerin billboardlarında o belediyelerin kadına yönelik etkinliklerinin, verdikleri önemin, yaptıkları icraatı boy boy göreceksinizdir. Törenler düzenlenecek, çiçekler verilecek, dinletiler ve ziyaretler yapılacak. Biz de bunu pas geçemezdik. Bu haftaki programa Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladık ve onun için de Müfide İlhan'ın heykelinin yanından sesleniyoruz. Adnan Menderes Bulvarı'nda heykeli daha aslında kendisinin o tarihsiz hikayesini de özetleyen bir yapı. Bedeni başka, başı başka görüyorsunuz. Çok daha güzel bir heykeli hak eden bir kişi ama ne yazık ki bu var ve çoğu zaman da bilinmez burada bir heykeli olduğunu, Müfide İlhan'ın kim olduğu bilinmez. Aslında Müfide İlhan Türkiye'nin ve Mersin'in ilk kadın belediye başkanı. 1950 yılında Demokrat Parti'den belediye başkanı seçiliyor. Fakat tabii bu erkek siyasetinin o tuzakları, o girdapları onun sadece 15 ay makamda oturabilmesine müsaade ediyor. Daha sonra istifa etmek zorunda kalıyor. Bunun hikayesini sevgili Mithat Fabian Sözmen, Kültürhane'nin menü dergisinde yazmıştı. Onun linkini de bırakalım. Arzu ederseniz daha fazla detaya onu okuyarak erişebilirsiniz. Bu hafta aynı zamanda bir haberle başlayalım. Bu konumuzla ilgili bir yayının haberini vererek başlayalım. Yayınımızın içerik ortağı Mekanda Adalet Derneği'nin çok zengin Beyond İstanbul dergisinin son sayısı yayınlandı. Ve bu son sayının teması Mekanda Adalet ve toplumsal cinsiyet. Zeynep Gülru Göker ve Cenk Özbay'ın konuk editör olarak yayına hazırladığı bu dergi kent içi hareketliliğin toplumsal cinsiyet boyutlarına eğiliyor. Mekanların kadınlar için ne kadar güvenli olduğunu, olmadığını ele alıyor. Dolayısıyla aslında mekanların adaletini ve ayrımcılığını konu ediyor. Genel kent tartışmasının, kentleşme tartışmasının yapıldığı yazılar da var. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Pandora Kitabevi'nden edinebilirsiniz ya da dernekle iletişime geçerek dergiyi sahip olabilirsiniz. Belli bir süre sonra zaten PDF olarak açık erişime açılıyor. Onun bilgisini de daha sonra paylaşırız. Dediğim gibi bu hafta kentlerde kadına yönelik yapılan icraatların, hizmetlerin ne kadar büyük boyutlara geldiğine dair birçok haber okuyacaksınız. Birçok bilgi paylaşımına tanık olacaksınız. Gerçekten de toplumsal cinsiyet adına hala durumumuz vahim düzeyde olsa da atılan adımlar var, yapılan değişiklikler var, politikalar var. Ama bunlar ne yazık ki hakim bir politik ilkeye, bir bütüncül bir yaklaşıma konu olamıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair daha alacağımız çok yol var. Ama en azından özellikle kadın istihdamına yönelik, kadın kooperatiflerine yönelik, kadının toplumsal ve ekonomik hayata entegrasyonuna yönelik bir takım adımların atıldığını da yadsıyamayız. Bunun kıymetini bilmemezlik yapamayız. Buradan bunun benzeri bir gelişme için Rusya'ya gidelim. Rusya'da Moskova metrosunda ilk defa kadın sürücüler görev almaya başlıyorlar. Bu haber vesilesiyle öğreniyoruz ki Sovyetler Birliği'nden beri kadının çalışamayacağı bir takım işler varmış. Yani kadının çalışmasının yasak olduğu, işte madencilik gibi, paraşütçülük gibi, araba tamirciliği gibi, denizcilik gibi işlerde kadınlar çalışamıyormuş. Bunda değişiklikler yapılmaya başladı 2000 yılından beri. Ve son olarak Ocak ayı itibarıyla Rusya metrosunda da kadın sürücüler çalışmaya başladılar. Bunun görsellerini, haberini görüyorsunuz. Aynı zamanda Rusya Demiryolları da bir açıklama yaparak 2021 yılı itibarıyla kadınların trenlerde de sürücü olarak görev alabileceklerini açıkladı. Dolayısıyla metroda, daha sonra trende, Rusya'da da kadın istihdamının önündeki engel kaldırılmış olacak. Bu 456 tane yasaklı işin şimdi sayısının 100'e indiği ve bundan da daha da azalacağı söyleniyor. İspanya'nın Logroño kentinde yeni bir otobüs terminali açıldı. Bu yerin altında bir terminal
Çünkü yerin üstünde bir park var ve bu park herhangi bir park değil, döngüselliğe ve sürdürülebilirliğe önem veren bir park yapılmış. Parkın inşası sırasında karbon emisyonu düşük malzemeler kullanılmış. Park daha önce de konuştuğumuz bir sünger yapı arz ediyor. Yani yağmur suyunu toplama, depolama gibi bir işleve sahip. Bunlar toprak içinde kalıyorlar veya inşa edilen bir gölette toplanıyorlar. Aynı zamanda kullanılan bitkiler de oranın yerel bitkileri ve az su isteyen bitkiler. Dolayısıyla hem o trafik kirliliği, o istasyonun yarattığı karmaşa yerin altına alınıyor ve bu karmaşanın yerine de gayet doğal bir rekreasyon alanı, bir park ortaya konuluyor. Bu sürdürülebilir ilkelerinin Türkiye'de de bir takım tezahürleri var. Ankara'ya gidelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı bir paylaşımda hurdaya çıkarılmış artık kullanılmayan otobüsleri belli bir dönüşümden geçirerek %100 elektrikle çalışan araçlara dönüştürdüğünün bilgisini verdi. Giden dizel yakıtla çalışan bu araçlar artık %100 elektrikle çalışıyorlar ve sıfır bir araç almaktan çok daha ucuz, 3'te 1 fiyatına mal edilebiliyor ve bu araçlar tek şarjda 400 kilometre yol alabiliyor. Bunların sayısının artmasını hem bir geri dönüşüm ilkesi olması açısından, yani hurda otobüslerin tekrar işlev kazanması açısından, hem de bunların elektrikle çalışması bakımından çok sevindirici. Benzer bir sevindirici haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştık. Geçen aylarda belki gözünüze çarpmıştır. Karsan otobüs imalatçısı Karsan'ın Adastek'le birlikte, o da bir Türk firması, yaptığı elektrikle çalışan otonom otobüslerin ilk örneği Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde bir gösteri turuyla tanıtıldı. Bu otobüsler gelişmiş bir yapay zeka teknolojisi kullanıyorlar. Bu Adastek'in geliştirdiği bir teknoloji. Dolayısıyla bütün çevresindeki insan, ağaç, yol, bina, durak gibi cisimleri tanıyabiliyor. Buna göre güzergahını, rotasını tayin edebiliyor. Bu otobüsler 52 kişi taşıyabiliyor ve tek şarjda 300 kilometre yol alabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu otobüs tanıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada mazottu, benzindi, bunlar kalkıyor. Her şey artık elektriğe dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz diyor. Gerçekten de baktığımızda bütün dünyada elektrikli araç satışlarının 2020'de bir patlama yaşadığını görüyoruz. Geçen sene 2020'de bütün bu Covid zamanında normal araçların satışı %20 düşerken elektrikli araçların satışı %137 artmış durumda. Dünya genelinde 2020 yılı içinde 3.24 milyon araç satılmış. Burada tabii başı Çin çekiyor. En fazla elektrikli araçın satıldığı ülke Çin. Ama ilk defa Avrupa genel olarak toplamında, bütün Avrupa ülkelerinin toplamı ilk defa Çin'i geçmiş durumda. 1.395.000 elektrikli araç satılmış Avrupa genelinde. Böylece Çin'in 1.337.000'lik satışının önüne geçmiş durumda. Ülke bazında baktığımız gibi Çin tek başına zaten bunun lideri. Ama hemen arkasından 398.000 elektrikli araçla Almanya geliyor. Onu 328.000'le Amerika ve daha sonra Fransa ve Birleşik Krallık izliyor. Tabii ki elektrikli araçların bu kadar yaygınlaşması bir başka ihtiyacı da gündemimize getiriyor. Çünkü bu araçların şarj edebileceği istasyonlara ihtiyaç var. Buna yönelik olarak da Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik stratejisi bakımında 2030'a kadar 3 milyon şarj istasyonunun kurulması hedefleniyor. Böylece sadece bunlar dediğim gibi yüzlerce kilometre yol alabilecek ama kentlerde bu tür şarj istasyonları da artık kentsel peyzajımızın vazgeçilmez bir unsuru olacak gibi. Türkiye'de çok görmüyoruz ama yakında Türkiye'de de çok daha fazla gözümüze çarpacak. Sadece şarj istasyonunun varlığı değil, bunların gücü de önemli bir kriter. Hızlı, hatta çok hızlı 350 kWh'e varan şarj istasyonlarının kurulması planlanıyor ki bu şarj süreci daha aza indirilsin. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu elektrik ulaşım teknolojilerinde de önemli bir yer edecek. Yer edinmeye başladı bile araçlarıyla, şarj istasyonlarıyla. Dolayısıyla bu gelişmenin farkındayız. Bu farkındalık Türkiye'ye de başka bir şekilde tercüme ediliyor. 2021 başlarında elektrikli araçların özel tüketim vergisinde çok önemli bir artış yapıldı. 85 kWh'den düşük elektrik motoruna
sahip araçların ÖTV vergisi %3'ten %10'a çıkarıldı. 120 kWh yani en güçlü elektrikli araçlarda ise bu oran %15'ten %60'a çıkarıldı. Dolayısıyla bir yandan ciddi bir eğilim var. Bütün dünya elektrikli araca geçiyor. Türkiye de bunun farkında, buna dair üretimlerde bulunuyor. Ama bir yandan da bunu teşvik etmek bir yana dursun. Tam tersine bunun ÖTV yoluyla cezalandırılmasına gidiyor. Bu çelişkiyi anlamak, açıklamak güç. Oysa dünyada araçlar ve hatta bisikletler, elektrikli bisikletlerin teşviki çok önemli bir kalem. Fransa'dan bir örnek vereceğim. Belediye Başkanı Angers'in elektrikli bisiklete yönelik teşviklerinden faydalanan vatandaşlarının sayısının 3000'i geçtiğini haberini verdi. Dolayısıyla 17 Haziran 2019'da 31 Aralık 2021'e kadar alınan her elektrikli bisikletin %25'i belediye tarafından finanse edilecek. Bu 200 Euro'luk bir limiti var. Eğer bisiklet kargo için yani ticari bir amaçla kullanılacaksa bu tavan 400 Euro'ya kadar çıkarılıyor. Tabii ki elektrikli araçların artması bir yandan şarj istasyonlarını gündeme getiriyor. Bir yandan da elektrik enerjisine yönelik talebin artışını işaret ediyor. Eğer biz bu elektriği yine termik santraller yoluyla veya nükleer santrallerle yapacaksak bunun doğa için o kadar da iyi bir haber olmadığını öngörebiliriz. Fakat buna yönelik bir takım başka teknolojiler de hayatımıza girmeye başladı. İlk örnek Amerika'dan Rochester'da SportArt adlı bir fitness kuruluşu. Kullanılan oradaki kondisyon bisikletlerinin, koşu bantlarının, eliptik bisikletlerin elektrik enerjisi üretmesini mümkün kılmış ve bunlara dair aletleri de satıyor. Yani siz kilo vermek için, sağlıklı olmak için enerji harcarken bir yandan da enerji üretmeye başlıyorsunuz. Bu öyle bir enerji kaynağı ki tabii ki devasa bir kaynaktan bahsetmiyoruz. Ama bir yürüyen bant üzerinden saatte 200 wattlık elektrik üretmek mümkünmüş. Ve buna dair sadece o fitness salonunda değil evinize de alıp bu aletlerden kendi evinizde de elektrik üretmeniz mümkün olacakmış. Bir başka örnek Sevilla'dan, Mersin için çok daha uygun bir örnek belki de. Çünkü Sevilla'da Mersin gibi turunç ağaçlarıyla dolu bir kentmiş. Kentte 48 bin turunç ağacının olduğu ve bunun işte müthiş bir Mersin'den de bildiğimiz manzara ve koku sağladığını biliyoruz. Fakat bunun öngörmediğimiz, düşünmediğimiz bir başka sonucu da o dökülen turunçların kentte yarattığı kirlilik ve sorunlarmış. Bununla baş etmek için Sevilla Belediyesi'nde 200 kişi çalışıyormuş bu turunç artıklarını temizlemek için. Ve belediye bu turunçların varlığını bir enerji üretimine dönüştürmenin yolunu bulmuş. Turunç artıkları belli bir yerde toplandıktan sonra onların kompost yoluyla metan gazı salgılaması ve metan gazından da elektrik enerjisi üretilmesi düşünülüyor. Buna yönelik olarak 1000 kiloluk turuncun 50 kWh enerji üretebileceği, yani bir evin ihtiyacını, günlük ihtiyacını karşılayabileceğini öğreniyoruz. Bütün bu kentteki bahsettiğimiz 48 bin ağacın turunçları toplanırsa bu 73 bin evin elektrik ihtiyacının da karşılanabileceği anlamına geliyormuş. Harika bir örnek. Yani 250 bin euroluk bir bütçesi var. Kolay değil tabii, hemen yapalım demek çok gerçekçi olmayacaktır. Ama bu tür gelişmeleri, bu tür pratikleri yakından izlemek lazım. Artık bu biraz daha mümkün. Çünkü SODEMSEN, Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası'nın bir yayını çıktı geçen haftalarda. Dünya kentlerinden ilham veren uygulamaları bir araya getirmiş bu yayın. 300'den fazla pratik, 27 farklı temada bir araya getirmiş. Katılımcılık, tarım, toplumsal cinsiyet, kültür, spor, gençlik, engelliler, yaşlılar, buna dair olarak dünyada ilham verebilecek birçok uygulamayı bir arada bulabiliyorsunuz. Tabii bu kopyala yapıştır olabilecek bir şey değil. Bütçe imkanlarımız sınırlı, kültürel özelliklerimiz sınırlı. Fakat bu yönde atılan adımların Türkiye şartlarına uygun biçimlerde hayata geçirilebileceğini düşünüyoruz. Bu yayın Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanmış. Çok küçük bir şekilde görüyoruz onu. Ama onların çalışmalarını daha önce paylaştığım belediye bülteninde de çok kıymetli bulduğumu söylemiştim. Gerçekten de Sosyal Demokrat Belediyeler, CHP Genel Merkezi'ne destek veren bu ekibin çalışmalarından belediye başkanlarının yakından istifade etmesini gerçekten umuyorum. Çok zengin veri tabi haftalık bültenleri bu tür yayınlarıyla gerçekten yol gösterici bir iş yapıyorlar. Ellerine sağlık diyorum bu vesileyle de.
Ve bu haftayı da Müfide İlhan'ın yanından 8 Mart vesilesiyle başladığımız yayını da burada bitirelim. Mekanda Adalet Derneği yayın konusundaki desteğiyle, işbirliğiyle hala Rasathane'nin bir parçası. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteği de devam ediyor. Bizim aldığımız bu yayını sizin izlediğiniz videoya çeviren Nesime Karateke de kurgusuyla Rasathane'nin önemli emekçilerinden biri hala. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Sizler de yayınlara yönelik eleştirilerinizi, önerilerinizi ve taleplerinizi e-mailim, Instagram hesabım ve Twitter yoluyla iletebilirsiniz. Hepinize ilginiz için teşekkür ediyor. Hoşça kalın diliyorum.